Şeytan ile oduncunun dövüşü. Şöyle. Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardır. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar. Kimsenin ekşisine, tatlısına karışmazdı. Oduncudur. İşi budur. Bu zat kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardır. Onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlardır. Ondan medet beklerlerdir. Oduncu bir gün... Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim der. Pazarda satarak ekmek parasını kazanırım. Hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verir. Oduncu bir kere kafasına koymuştur. Onların taptıkları ağacı keseceğim der. Dağa doğru giderek karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu oduncuya. Oduncuya soruyor, nereye gidiyorsun? Halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum der. Adam oduncuya, ben şeytanım der. O ağacı kesmene müsaade etmiyorum der. Zahit oduncu şeytana çok kızmıştır. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan Zahid'e, ey Zahid, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir der şeytan. Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Bana sana her gün bir altın vereyim der. Sen de ağacı kesmekten vazgeç der. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş, sana ne der? Sen altınını al, işine bak der. Şeytandır bu, kandırır. Oduncu şeytanı dinler, inanır gibi bakar, bakar, düşünür, aklından bin bir türlü şeyler geçer. Doğru mu söylüyor acaba? Yapmasam mı, kesmesem mi, onu mu dinlesem? Bak bana da altın verecek. Oduncu şeytanı bırakmıştır. Şeytan adamı akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi. Oduncuya der ki, akşam yatacaksın ama sabahleyin de yastığının altına bakacaksın. Ve oduncuyla şeytan anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştür bir kere. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştur, kim olmaz ki? Düşünsene, yastığının altında kocaman bir altın. Çalışmamışsın, didinmemişsin. Yorulmamışsın, emek de sarf etmemişsin. Gönüller hoş oluyor değil mi? İkinci gün olur. İkinci gün. Fakat bu sefer şeytan altını koymamıştır.
Adam kızar, baltasını aldığı gibi yola çıkar. Ağacı kesmeye gider fakat yolda yine şeytanla karşılaşır. Adam şeytana iyice kızmıştır. Şeytanı görünce, seni sahtekar, seni kandırdın ben miyim? Sen beni kandırdın. Üzerine hücum eder. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına alır. Adam şaşırmıştır bir kere. Bu nasıl haldir der. Bu nasıl haldir? Şeytanı bir dahaki sefer ben altıma almıştım der. Ama bir türlü şeytana gücüm yetmiyor der. Şeytanı lanettir o. Şeytanı lanettir o. Kandırır işte, kandırır. Oduncu hayret eder, hayretler içerisindedir. Niçin bana yenildiğinin sebebini söyle der. Neden bana yenildin? Dün sen der, Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Senin değil, ben dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine seni yenemezdik. Çünkü sen Allah rızası için yola çıkmıştın. Sen Allah'ın rızasını kazanmak için yola çıkmıştın. Ben değil, dünyadaki bütün şeytanlar gelse vallahi de seni yenemezdik diyor. Lakin şimdi Allah'ın rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından geliyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun. Senin gibiler bana hep mağlup olacak der. Ve sana ağacı kesmene müsaade etmiyorum der. İş Allah'ın rızasından çıktığı zaman şeytana yenilirsin. Şeytanı lanet seni bir türlü yenmeye çalışır, alt etmeye çalışır. İşte oduncuyu değiştirdiği gibi kendine müsaade ettirtme. Allah için konuşalım, Allah için söyleyelim, Allah için yorulalım. Allah diyen yolda mı kalır? Allah diyen darda mı kalır? Allah diyen zorda mı kalır? Sen Allah de, başka da bir şey deme. Allah var dert yok, Allah var keder yok. Allah diyeceğiz, başka da bir şey demeyeceğiz. İşte bak oduncunun hali, ibretliktir esasında, ibretlik. Yola çıkıp Allah'ın rızası için yola çıkanlar var. Ama bir anda aklına bir şeyler gelir, bir anda tilkiler dolaşır, bir anda nefsiyle konuşmaya başlarsın. Ne olur? Nefis iki kaş arasında bir kelptir. Nefisle şeytan ortaktır. Hep söylüyoruz ya, müsaade etmeyelim, müsaadeler etmeyelim. Ben Muhammed ümmetiyim de sen beni kandıramazsın. Ey şeytanı lanet, ben Muhammed ümmetiyim, sen beni kandıramazsın. Allah Azze ve Celle'nin rızasından çıkmayalım. İşte oduncunun hali böyleydi. Belki hayatımızda ne kadar böyle oduncu gibi insanlar var. Bir kıssadan bin hisse. Kötü şeylerden hep örnek almamız lazım, ibret almamız lazım. Rabbim bizleri ve sizleri şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanlardan muhafaza eylesin. Yüzümüzü Rabbimize döndürelim. Yüzümüzü Rabbimize döndürelim. Yüzlerimizi Rabbimize döndürelim. Allah var dert yok. Allah var keder yok. Allah diyen yolda mı kalır? Allah diyen zorda mı kalır? Allah diyen darda mı kalır? Sen Allah de, başka bir şey deme. Resulullah.
Hazreti Muhammed aşkına, nebilerin aşkına, sahabelerin aşkına, yönümüzü sana döndür ya Rabbim. Döndür bizim yüzümüzü sana ya Rabbim. Döndür yüzlerimizi sana ya Rabbim. Senin Habibin aşkına döndür, Resulün aşkına döndür, Hazreti Muhammed aşkına yönümüzü sana döndür. Sana döndür ya Rabbim, yüzlerimizi sana döndür ya Rabbim. Haydi gelin bu gece söz verelim Rabbimize. Bugün cumadır, söz verelim Rabbimize. Bak tövbe ayeti boşuna mı indi, tövbeler boşuna mı indi? Bak insanlar akın akın tövbelere koşuyorlar, sen ne duruyorsun orada daha? Sen neyin peşindesin, neyin derdindesin? Bak oduncunun haline. Döndür bizi yönümüzü sana döndür. Resulullah aşkına, aşkı için Nebiyullah aşkına, yönümüzü sana döndür. Yönümüzü sana döndür ya Rabbim. Resulullah sevgilim dedin, aşkı için Habibim dedin, yönümüzü Hazreti Muhammed aşkına sana döndür. Yönümüzü sana döndür ya Rabbim. Döndür ya, o zor günde, o dar günde, annenin emzikteki evladını fırlatacağı o günde yüzümüzü sana döndür ya Rabbim. Yönümüzü sana döndür ya Rabbim, Habibin aşkına. Hadi gelin bu gece hepimiz tövbe edelim, Rabbimize el açalım. Hadi gelin üstümüzdeki dünya pisliklerini atalım bir kenara, kalbimizdeki pislikleri atalım, dilimizdeki pislikleri atalım, üzerimizde dünya şehveti varsa atalım. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Huzura gelecek dünya, gözleri mavi, saçları bembeyaz bir şekilde, dişleri çıkmış bir şekilde, çirkin bir insan kılığında gelecek. Allah Azze ve Celle'hu bak diyecek etrafına, bir bak diyecek. Dünya etrafına bakacak. Allah Celle Celaluhu dünyayı cehenneme atın diyecek.
Dünya cehenneme atılacak. Ama dünya seslenecek. Nerede benim arkadaşlarım? Nerede bana tapanlar? Nerede benim üstümde gülenler? Nerede benim üstümde kötü konuşanlar? Nerede benim üstümde faiz yiyenler? Nerede benim üstümde gıybet edenler? Nerede benim üstümde fitne edenler? Nerede benim üstümde iftira edenler? Nerede bunlar? Allah Celle Celaluhu onları da dünyayla cehenneme atın diyecek. Allahu Ekber. Ateşlerde yakma bizi ya Rabbi. Dayanamayız. Dayanamayız. Affeyle bizi ya Rabbim, 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 affeyle bizi ya Rabbim.